arkasını tutayım ben. Çok... Fark çok abi. Hatırlayın mı hastalandı falan bir türlü doğuramadı. Ne oldu ki kuşa? Atlıyor şey. Onu yakalamak istiyor. Adamları aradın mı? Adamı aradın mı? Tatmış mı? Gelmedi. Ne diyor? Ben de dedim tamam dedim o zaman bizim kent çalışması yapalım dedim haber verdim. Üniversitede radyo televizyon okudum. 4 sene kadar da bu işi yaptım. Sonrasında Romanov koyunlarını hep merakım vardı. İnternetten görüyordum, haberlerini de görüyordum. 3 tane 4 tane doğruya diye. Bunları biraz araştırdım. Sonra bu işe girmeyi istedim. İşe girdim. Yaklaşık olarak 2 senedir yapıyorum. 1 sene kadar hem kendi işimi yaptım hem bu işi devam ettirdim. Daha sonrasında baktım koyunların verimliliği ve artışı çok hızlı olduğu için kendi işimi bıraktım. Okuduğum mesleğimi bıraktım, basın mensupluğunu. Sonrasında bu işe yöneldim. Romanov koyunların ırkının sebebiyle çok dayanıklı ve doğumlarının diğer koyunlara göre çok fazla olması. Yani normal yerli bir koyun tek çift doğururken bu hayvanlar 300, 400, 500, 500'e kadar doğum yapabilmekte. Benim koyunlarım da genellikle 3 ve 4 doğurduğu için çok hızlı bir şekilde üremesi oldu ve bana gerçekten güzel bir kazanç sağladı. Hayvanların doğurganlığının 300, 400, 500 olması beni çok ilgimi çekti ve daha da bu işin üzerine gitmek istedim. Daha sonrasında işinden ayrıldım ve bu işi devam ettiriyorum şu anda. Bu kuzuların lakabı kuzu makinesi. Diğer koyunlara göre 2 katı, 3 katı kadar fazla koyun üretmesi ve senede 2 kere doğurması. Senede 2 kere doğurduğu için 50 başlık bir sürüden senede 200'ün üzerinde kuzu alabiliyorsun. Ve bunu çok kolaylıkla piyasada eritip halka sunabiliyorsun. Ve ben şu anda yetişemiyorum öyle söyleyeyim. En çok talebimiz damızlık üzerine yani kuzu olarak alıp kendileri yetiştirip kendilerinin çabalarıyla ilk doğumlarını, ikinci doğumlarını yaparak kendi çiftliklerini kurmak için çok gelen müşterimiz var. Tabii ki de anaç koyun isteyen de çok müşterimiz var. Taleplere oldukça yetişmeye çalışıyoruz. Oldukça haberlerde çok görüyoruz, karşılaşıyoruz, üzülüyoruz. Vatandaşlarımızı Romanov koyunu diye farklılıklarla, kırmalıklarla Ukrayna'dan geldi diye insanları çok şekilde çok fazla kandıran dışarıda bu işe gönül vermiş olan insanları kandıranlar var. Bu koyunun şu anda zaten yurt dışından ithali durdu. Yani dışarıdan getiremiyorlar şu anda. Etinin kokusu diğer koyun ırklarına göre hiç yok denecek kadar. Ve eti gerçekten büyük baştaki etin lezzeti kadar var. Kendimiz de bunu kesip yedik, testini yaptık zaten. Tabii ki de bu koyunu yaygınlaştırırsak ülkemizde, üretimine yön verirsek, tabii ki de et fiyatlarını aşağı çekmek tek amacımız.